aleyküm. Doğrusunu söylemek gerekirse, ki her zaman doğrusunu söylemek gerekir, size biz indirdik. Libasen bir elbise indirdik. Önce mealen mana veriyorum. Ey Adem'in çocukları, muhakkak ki biz size bir elbise indirdik. Niye? Yuvari sevatiküm, ayıp yerlerinizi örtün diye. Allah Allah, elbise. Kur'an-ı Kerim elbiseden bahsediyor. Yüce Rabbimiz bize bir elbise indirdiğinden bahsediyor. Yuvari sevatiküm, ayıp yerlerinizi, edep yerlerinizi örten bir elbise indirdik. Verişen buna ilave olarak süs, zinet olabilecek. Yani ayıp yerlerinizi örttükten sonra ilaveten kendisiyle süslenebileceğiniz, güzelleşebileceğiniz bir elbise indirdik. Yani elbise üzerine elbise. Burada sanırsam 100 kişi kadar varız. Bir tane elbisesiz kimse var mı? Hasan hocam yok. 100 kişi değil de 1000 kişi olsaydık acaba elbisesiz birini bulabilir miydik? Tövbe estağfurullah. Hayali bile bizi tuhaf eder değil mi? Düşünün biri gelmiş camiye. Üzerinde hiç elbise yok. Olur mu böyle bir şey ya? Mesela şu anda dünyanın herhangi bir yerinde bildiğiniz, tanıdığınız herhangi birini hayal etseniz. Sevdiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz biri. Elbisesiz hayal edebilir misiniz? Edemezsiniz. Elbise o kadar ayrılmaz bir parçamızdır. Elbise. Çıplaklık olamaz. Bir mümin, bir Müslüman, hatta bir insan çıplak olamaz. Olmayacağını Rabbimiz Celle Celaluhu açık açık bu ayet-i kerime ile bizlere beyan buyuruyor. Diyor ki ey Adem'in çocukları, biraz Adem'i anlatacağım size. A'raf suresinin hemen bir önceki sayfasında, bu ayetin bulunduğu sayfanın gerisinde Adem'i aleyhissalatü vesselam anlatıyor Rabbimiz. Beraberinde eşini, çok iyi bildiğimiz o olay var ya, onu anlatıyor. O olayı anlatıyor bir sayfa, bir sayfadan fazla. Sonra bize bunu söylüyor. Bu ayet-i kerimeyi, 26. ayet-i kerime. Ey Adem'in çocukları! Muhakkak ki size biz azimuşşan katımızdan sizin ayıp yerlerinizi örtecek, yani sizi rezil kepaze bir duruma düşmekten sizi kurtaracak bir elbise indirdik. Ne yapacağız biz o elbiseyi? Giyeceğiz. Cenneti biliyorsunuz. Nasıl bir yer? Çok güzel bir yer. Rabbim girmeyi nasip etsin. Cennete bizden önce Adem babacığımız girdi mi? Girdi. Kim vardı başka cennette? Biz orada mıydık? Hayır. Tek başına Adem aleyhisselam. Sonra Havva anamız aleyhisselam. Koca cennette Hazreti Adem ve Hazreti Havva, Hazreti Havva aleyhisselam yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, zevk-ü sefa sürüyorlar. Nereden öğreniyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim'den. Rabbimiz onlara buyurdu ki cennet sizin, her bir köşesi sizin, alabildiğine geniş, rahat, nimetlerle dolu cennet sizin. Her şeyinden yiyebilirsiniz, içebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Helal hoş olsun. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Şu ağaca yaklaşmayın. Sonra ne oldu? Zâka diyor.
tadına baktılar. O detayları atlıyorum. O yasak olan ağaçtan yer yemez, tadına bakar bakmaz ne oldu cemaati Müslümin? Çırılçıplak kaldılar. Hiç kimse cennette çıplak duramaz. Seni o cennette tutmazlar. O çıplak halinle seni o cennete almazlar. Azizim, ey Müslüman, koskoca Adem Aleyhisselam, cennetin her tarafı kendisine serbest olan ve etrafında öyle yüzlerce binlerce insanın olmadığı, kendisi ve hanımı, ya kendisi ve hanımı, insan hanımının yanında, soruyorum size, çırılçıplak durabilir mi? Durabilir. Hanımı kendisinin yanında çırılçıplak durabilir mi? Durabilir, haram değil. Edebe aykırıdır, ayrı mesele. Bugün bizim dinimize göre karı, koca baş başa evlerinde, odalarında çırılçıplak durabilirler mi? Durabilirler. Yani caizdir, haram değildir. Ha işin edep boyutu, hürmet boyutu, ahlak boyutu ayrı. Helaldir birbirlerine onlar ya. Bak anasının yanında duramaz, babasının yanında duramaz çırılçıplak. Değil mi? Bacısının yanında duramaz. Diğer yakınlarının yanında duramaz ya. Sadece hanımın yanında duramaz. Cennette kim varmış bir zamanlar? Adem'le Havva varmış. Üçüncü bir insan var mı? Yok. Çıplak kaldılar. Çırılçıplak bir hale düştüler. Neden? Harama el uzattıkları için. Rahmetli oldu Sellemoğlu'na Metin hocamız dedi ki bugün sokakta gördüğünüz o çıplaklar. Ey cemaati Müslimi, ey cemaati Müslimi, o çıplaklar bizim kızlarımız, bizim hanımlarımız, bizim bacılarımız. Bizim ya bizim, gavurdan bahsetmiyorum, Müslümandan bahsediyorum. O çıplaklar haram yedikleri için, haramla beslendikleri için, harama el uzattıkları için, harama göz kaydırdıkları için, haram konuştukları için, harama dokundukları için hep bu hale geldiler. Biz yani cennette bile bir haramı, bir yasağı öyle doyuncaya kadar tıka basa değil, tadına baktılar, çırılçıplak kaldılar. Ve Allah'ın ayeti buyuruyor ki cennet yapraklarıyla, cennetteki ağaçların yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar, çabaladılar. Çıplaklık caiz değil cemaatimiz. Çıplak olanı cennette bile tutmuyorlar. Ne haber? Şimdi senin kızın benim kızım, senin yeğenin benim yeğenim, senin bacın benim bacım, senin hanımın benim hanımım. Vallahi o haliyle şu anda sokaklarda sere serpe gezdikleri halleriyle vallahi o kızın, o hanımefendinin babasının yanında durması caiz değil. Vallahi diyorum, gidin 104 kitaba bakın. O haliyle siz onlara giyinik mi diyorsunuz? Ha, peygamberimizle biraz sonra okuyacağım o hadis-i şerifi. Konumuzla ilgili hadis-i şerifi. Kâsiyâtün buyuruyor. Giyinikler ama ağrıyatun, çıplaklar. Giyinik çıplaklar ifadesi peygamberimize ait. Sohbetin başında okuduğum hadis-i şerifin iki kelimesi. Giyinik çıplaklar. Vallahi billahi tallahi o hanımefendiler söyleyin o halleriyle babalarının yanında bile duramazlar. Edep falan demiyorum ha. Caizlik noktasından. Caiz değil, haramdır. Benim şu gözlerimin maalesef sokaklarda, dışarılarda gördüğü o manzarayı bir hanım kızımız, bir hanımefendi babasına gösteremez. Babasına gösteremez, abisine gösteremez. Onlar ne yapıyorlar? Dışarılarda sergiliyorlar. Yahu siz buna ne derseniz deyin. 21. yüzyıl bu çağ buna ne derse desin. Hiç önemi yok.
Allah ne diyor? Önemli olan o. Bu olaya Allah nasıl bakıyor? Din nasıl bakıyor? Ve bu yapılanlara toprağın altında nasıl muamele edilecek? Mizanla, mahşerde bu kişiye nasıl muamele edilecek? Odur önemli olan. Nasıl muamele edileceğini söyleyeyim o zaman, yeri geldiği için, madem dokundu girelim içine. Efendimiz buyuruyor ki okuduğum hadis-i şerifte, sınfani min ehlinnar, sınfani min ehlinnar, iki sınıf var, onlar cehennemliktir diyor. İki sınıf insan, iki grup insan var, cehennemliktir onlar diyor Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Peygamber söylüyor bunu yahu aleyhisselatü vesselam. Kim onlar? Nisa'ın. Lem erahuma ba'du. Henüz ben onları görmedim diyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Henüz ben onları görmedim. Yani Peygamberimizin zamanında, döneminde onlar yok idiler. Sonradan ortaya çıktılar. Bugün başımızı çevirdiğimiz her tarafta biz onları görüyoruz. Peygamberimiz diyor ki ben onları görmüyorum. Ben onları henüz görmedim. Ama öyle bir zaman dönem gelecek ki insanlar hep onları görecekler. Kimmiş onlar? Nisa, kadınlar. Kâsiyatün, giyinik kadınlar. Sorsanız onlara giyiniyiz derler. Sorsanız insanlara giyinmişler derler. Evet, insanlara göre giyinikler ama âriyâtün, çıplaklar. Allah'ın indirdiği kitaba göre onlar çıplaklar. İnsanlara göre giyinik ama Allah'a göre çıplak olan o insanlar. Mâilâtün, meyilliler o insanlar, o kadınlar. Onlarda bir meyil var. Peygamber doğru söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O kadınların gönüllerinde bir meyil var. Mümilatun, hem kendileri meyilli hem de birilerini meyil ettirmeye çalışıyorlar. Kendileri meyilli, başkalarını da kendilerine meyilli etmeye çalışıyorlar. Ne anlatıyor bu peygamber ya? Sokaktakileri anlatıyor. Ya bir hanımefendi, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir hanımefendi, dışarıya çıkmadan önce yarım saate yakın o aynanın karşısında yukarıdan aşağıya, tepeden tırnağa kaşını, gözünü, saçını, başını, göğsünü, boynunu, gerdanını, göbeğini itina ile niye süsler, niye sergiler ya, Allah için soruyorum ya. Onlara gitseniz deseniz ki sen Müslüman mısın, gavur musun? Ne diyorsun hacı der, Müslümanız elhamdülillah der. Ya Müslümanlardan bahsediyorum, peygamberin bahsettiği o hanım kızlarımızdan bahsediyorum ya. Ben Müslüman, bunu Allah'ın kitabının neresinde gördün ya? Allah sana bir elbise indirdiğinden bahsediyor. Ayıp yerlerini, kadın olsun erkek olsun, ayıp yerlerini örteceğiniz, örtmeniz gereken edep yerlerinizi, avretinizi kapatmanız için size bir elbise indirdik. Ne yaptınız o elbise? Attınız bir kenara. Savurdunuz bir kenara. Şimdi elbisesiz vaziyette, çıplak vaziyette dışarı çıkıyorsunuz. Derdiniz ne sizin? Peygamber biliyor, Allah biliyor. Maksadınız ne sizin? Ru'usuhunneke esmeti buhti. Başları deve hörgücü gibidir diyor. Peygamber başlarını, saç şekillerini dahi anlatıyor ya. Benim kel kafam, onların kafası kel değil. Deve hörgücü gibidir başları diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Başları deve hörgücü gibi. Bu kadınlar cehennemliktir diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu kadınlar cehennemliktir diyor. Konumuzla alakalı burası. Ne buyuruyor biliyor musunuz? Cennete giremeyecekler, cennetin kokusunu dahi duyamayacaklar. Tabii tevbe etmedikleri sürece, Allah bunları affetmedikleri sürece, bu kirden arınmadıkları sürece, bu vaziyette, bu günah yüküyle cennete giremeyecekler. Bunu anlıyoruz biz.
Tevbe, tevbe, tevbe. Çıplaklığı bırak, kişi şirkten bile tevbe etse, kafirlikten bile tevbe etse, tertemiz oluyor, cennete hazır hale geliyor. E çıplaklık günahtır ama şirk kadar, kafirlik kadar değil. O yüzden ne diyoruz? Tevbe lazım bize, tevbe lazım bize, derhal tevbe lazım bize diyoruz ve tevbe ediyoruz. Rabbim onlara, bize, hepimize tevbe nasip etsin. Elbisesiz olmaz cemaati müslimi. Allah bize elbise indirdiğini haber veriyor. Bak Adem babacığımız çıplak vaziyette cennette bile duramıyor. Halbuki kimse yok. Kimse yok, sadece Havva var. O da çıplak, kendisi de çıplak. Cennet ağaçların yapraklarıyla üzerlerini örtmeye çalışıyorlar. Bu bir ihtiyaçtır, zorunluluktur, gerekliliktir. Örtüneceğiz. Tesettür Allah'ın emridir. Ve tesettür Allah'ın emrettiği şekilde olmalıdır. Canımızın istediği şekilde değil. Nefsimizin arzuladığı şekilde değil. Modaya göre, insanların arzu isteğine göre değil. Allah nasıl diyorsa, din nasıl diyorsa öyle olacak. Devam ediyorum ayet-i kerimeye. Ve libasu takva. Bir de bir takva elbisesi var ki zelike hayır. O daha hayırlıdır. Önce takva elbisesi. Yani takvayı bir elbise gibi giyecek insan. Takva, Allah korkusu. Allah'a karşı hayalı olmak. Allah'a karşı haddini, Allah'a karşı haddini bilen olmak. Elimizde takva, dilimizde takva, gözümüzde takva, kulağımızda takva, bütün uzuvlarımızda tepeden tırnağa takva elbisesi olacak. Önce takva elbisesi, ondan sonra vücut, beden elbisesi. Diyor ki Mevla, takva elbisesi var bir de, o daha hayırlıdır. Ey müminler, Yüce Mevlamız başta bu fakir kardeşinize, sonra sizlere, bütün çoluk çocuğumuza, neslimize, zürriyetimize, ben müminim, Müslümanım diyen herkese önce takva elbisesini nasip eylesin. Sonsuza kadar üzerimizden çıkarmayacağımız, her dem Allah'ın rızasına kavuşacağımız, Allah'ın rızasını kazanacağımız o takva elbisesini Allah hepimize nasip eylesin. Zelike min ayatillah. Bu elbise Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Allahu Ekber. Zelike Allah'ın size indirdiği, gönderdiği o elbise. Cennette bile size lazım gelen o elbise. Dünya hayatında başından sonuna kadar üzerinizde olması gereken o elbise, sizi adam eden, adam olduğunuzu, namuslu, iffetli, efendi ve hanımefendi olduğunuzu gösteren o elbise, min ayatillah, Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın üzerinizdeki büyük fazlını, keremini, size olan merhametini gösteren ayetlerindendir. Yahu Allah'ın ayetlerini terk etmiş oluyor insan elbiseyi terk edince, tesettürü terk edince. Olur mu böyle bir şey ya? Olmaz cemaati müslimi. Hem kendilerini yakıyorlar, hem de bizi yakıyorlar, diğer insanları yakıyorlar, diğer insanları da günah sokuyorlar. O kızlarımız, onu, o hanımefendiler yapmasınlar. Vallahi gerekirse yalvaralım, kendilerini de kurtarsınlar, biz de kurtarsınlar. Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle, utanırdı süt ninen burnunu göstermekten, kızımın gösterdiği kefen zine mahrem. Allah'a utanırdı süt ninem burnunu göstermekten. Şimdi ise benim kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Bu olmamalıydı cemaatimiz için. Bunlar, bu kardeşlerimiz bizden usul adab erkanınca bir tepki görmeli ve onlar bu şekilde çıplaklığa cesaret edememeli. Maalesef şimdi
çıplaklık baş tacı ediliyor. Çıplaklara ödüller veriliyor. Ey cemaatimiz! Vallahi ben son yıllarda şu cümleyi çok tekrarlıyorum. Allah çok sabırlı. Vallahi Rabbimiz çok sabırlı. Çok affedici, çok merhametli. Yoksa bu kadar isyan, tuğyan, günahlar bizim çoktan helak olmamıza yeter artar. Yeter artar. Affediyor, sabrediyor. Müslüman mahallesinde, Müslüman semtinde, Müslüman beldesinde öyle gavurluklar, öyle isyan, öyle tuğyan. Aman ya Rabbi. Bir de tepelerde ödüller veriliyor, alkışlanıyor, tebrik ediliyor. Onlar göze önüne alınıyor, baş tacı ediliyor. Ben detaya girmiyorum, siz anlıyorsunuz. Yahu cemaatimizin, Allah Resulü Efendimizin evlerinizden çıkarın atın dediği kişiler baş tacı ediliyor. Dernekleri var, vakıfları var, günleri, haftaları var, sempozyumları var, yürüyüşleri var. Yahu ne oluyor cemaatimizin? Ya